Evet, yoğun kar yağışı ve soğuk hava ev ve iş yerlerinin çatılarını tamamen karla kaplıyor. Dev buz sarkıtlarına neden oluyor. Erzurum'da da çatılarda biriken karlar belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Erzurum'un karla mücadelesine gelin biraz yakından bakalım. Muhabir arkadaşımız Mikail Kurban o noktada hazır. Hemen önünde de o sarkıtları net bir şekilde görebiliyoruz. Nedir o mücadelenin ayrıntıları? Mikail, senden dinleyelim. Evet Rasim Kılıç, Doğu Anadolu bölgesinde havaların bir ısınıp bir soğumasıyla birlikte çatılarda boyları neredeyse 3 metreye kadar ulaşan buz sarkıtları oluşuyor. Bizler de TRT Haber ekibi olarak Erzurum'un Palandöken ilçesindeyiz ve şu anda da benim bulunduğum nokta bir binanın 7. katı ve bir balkondayım. Şu anda da gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Muhammed Civelek de hemen karşı tarafında benim bir itfaiye aracında görüntüleri ekranlara getiriyor. Neredeyse boyu 3 metreye ulaşmış durumda bu buz sarkıtlarını. Tabii bunlar zaman zaman tehlike de saçabiliyor. Özellikle vatandaşlar için yine bina altlarında bulunan araçlar için itfaiye ekipleri de o buz sarkıtlarını bu noktada kırıyor ve birçok noktada da buz kırma operasyonları gerçekleştiriliyor. Tabii şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Civelek bir noktadan havadan görüntüleri ekranlara getiriyor. Diğer taraftan da yine TRT drone'u ile birlikte Cahit Yıldırım görüntüleri ekranlara taşıyacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri özellikle gelen ihbarları anında değerlendiriyor. Çatılarda oluşan bu buz sarkıtlarını vatandaşlara tehlike arz etmemesi adına anında temizliyor. Tabii nasıl ulaşıyor vatandaşlar? Bu hizmetten yararlanabilmek için 112'yi arayan vatandaşlar için ekipler buraya geliyor ve bina altlarında önce güvenlik önlemleri alınıyor tabii. Özellikle çıkan itfaiye ellerinin de güvenliği alınıyor. Daha sonra bina çevresinde güvenlikler alınıyor. Ardından da çatılardaki buzlar birer birer kepçe yardımıyla birlikte zaman zaman kazma kürek de, çünkü buzların kalınlığı neredeyse zaman zaman 40 santime kadar da genişleyebiliyor kalınlıkları, ki o kalınlıkları kepçe ve küreklerle birlikte itfaiye ekipleri temizliyor. Şu an itibariyle bulunduğumuz noktada sıcak bir havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Erzurum'da tabii kar yağışı yok. Yaklaşık 2 derecelik bir hava sıcaklığı var. İşte bu hava sıcaklığıyla birlikte çatılarda oluşan karlar böyle zaman zaman eriyor ve çatılardan aşağıya doğru boyları 3 metre, hatta şu anda benim önümde bulunan buz sarkıtının boyu neredeyse 4 metreye kadar ulaşmış durumda eriyen karlarla birlikte. İşte bu eriyen kar gece saatlerinde ise hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düşmesiyle birlikte donuyor. Buzlanmayla birlikte uzunca buz sarkıtları oluşuyor. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre ise biraz da hava durumundan isterseniz bahsedelim. Önümüzdeki günlerde kar yağışı görünmüyor. Ancak buzlanmaya karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor meteoroloji yetkileri. Tabii şunu da belirtelim, itfaiye ekipleri bu noktalarda şehrin farklı farklı noktalarında birçok ekip Erzurum'un her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum'un her noktasında itfaiye ekipleri. Tabii Palandöken ilçesinde, Yakuti ilçesinde, yine Azizli ilçesinde de itfaiye ekipleri gelen ihbarları anında değerlendiriyorlar ve bölgede yoğun bir şekilde buz kırma çalışmasının olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi ekipler yoğun çalışıyor. Bizler de bu görüntülerle sözü tekrar Erzurum'dan size bırakalım. Mikail, teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Bir teşekkür de kameraman arkadaşlarımıza. 7. katta yapılmasına rağmen çalışma bizlere sanki oradaymış gibi çok yakından net bir şekilde bizlere gösterdiler. Özellikle apartman yöneticilerinin de bu konuda dikkatli olması gerekiyor değerli izleyenler. Zaman zaman, çünkü bu sarkıtlar yüzünden istenmeyen kazalar yaşanabiliyor.